İşitme engellilerle iletişim kurmanın ilk yöntemi işaret dili öğrenmek. İşaret dili mimikleri, beden dilini, farklı işaretleri ve yüz ifadelerini dudaklarla birlikte kullanarak yapılan bir iletişim yolu. İşitme engellilerin ana dilleri. İşaret dili bölgeden bölgeye yoğunluk ve değişiklik gösteriyor. Her ülkenin farklı bir işaret dili olsa da uluslararası işaret dili dediğimiz bir ortak dil de var. İşitme engelli ailelerin, aile bireylerinden herhangi birinin mutlaka bir işaret dili bilmesi gerekiyor. Ama eğer yolda bir işitme engelliyle karşılaştığınız vakit nasıl iletişim kurmak gerek. Eğer işaret dili biliyorsanız zaten o çok kolay oluyor. Ama eğer bilmiyorsanız farklı yöntemler var. Ama burada da bilinen yanlışlar var. Mesela birçok insan dudak okuyabildiklerini düşünüyor. Evet, dudak okuyabilenler var ama dudak okuyabilmesi için çok küçük yaşta cihaz takmış olması, konuşmayı sökmüş olması, bazı konuları, kavramları biliyor olmasını gerektiriyor. Şimdi beynin nasıl işlediğini bilmediğimiz için de her cihaz takan işte o konuşmayı öğrenebilmiştir, konuşabilecektir veya iletişimini duyduklarını anlayabilecektir diye bir şey de yok. Bu tamamen beynin fonksiyonlarıyla alakalı bir şey. Deneme yanılma yöntemiyle olan bir şey. Evet, cihazı takarsanız, gerekli önlemleri alırsınız. Konuşma terapisi, işaret dili dersi gibi. Bununla ilgili zaten gelişim sağlanırsa o konuda devam edersiniz. Ama hiç gelişme sağlayamayan bireylerde olabiliyor. Bu durumda zaten ağız okumaları da mümkün olmuyor. Ayrıca ağız okuma, dudak okuma tamamen o da bir eğitim gerektiren bir konu. Çünkü bizim kelimeleri nasıl seslettiğimizi bilemiyorlar. Sadece onların gördükleri dudağımızın farklı hareketlerini, mesela lütfen derken yapıyorlar. Aslında lütfenin ü'sünü söylüyor gibiler. Sizin ağzınızı ü şeklinde gördükleri zaman, yüzünüzle gülerek hani bir şey istermiş şekilde bir mimik ifade ettiyseniz onu lütfen olduğunu tahmin edebilirler. Ama lütfenin sesletimini hiçbir zaman duymadıkları, bilmedikleri için başka bir şey de ü içerisinde ü geçen başka bir kelime de söylüyor olabilirsiniz. Bu gerçekten işaret dilinden çok daha yorucu bir çalışma. Çok daha uzun dönemde yapılması gereken bir şey ve bununla ilgili zaten ülkemizde eğitim olduğunu da sanmıyorum. Hiç öyle bir şey duymadım şimdiye kadar. Bu yüzden o gelişim de biraz zor. Aslında onlar ağızlarını, dudaklarını kullandıkları şey işaret dilinin grameridir. Bazı geçmiş zaman kullanımları, bir işin bitmiş olması, bir işin imkansız veya imkanlı halde olmasıyla ilgili dil ve dudak hareketlerinizi farklı yorumlamalar yaparsınız. Şimdi insanlar tabii ki işitme engellileri konuşurken o şekilde gördükleri zaman dudak okuduklarını düşünüyorlar. Halbuki bu yanlış bir düşünce. O tamamen işaret dilinin yapısı gereği olan kullanımdan kaynaklanan bir şey. Bunun yanında işitme engellilerin Türkçeleri zaten çok zayıf düzeyde. Eğer bir de kulaklık takmıyorlarsa, cihaz takmıyorlarsa, bununla ilgili bir eğitimleri yoksa neredeyse Türkçenin onda biri kadar kelime ile konuşuyorlar, iletişim sağlıyorlar. Bir işitme engellinin Türkçe düzeyini ilkokul çağındaki çocuklara benzetebiliriz. Yani ilkokulda biliyorsunuz orta öğretimde zaten işte edebiyat dersleri, Türkçe dersleri, işte deyimler, kavram çözümlemeleri, atasözleri ne anlama gelmektedir, soyut somut kavramlarla ilgili genelde o yaşlarda bilgileri alıyoruz. Şimdi hele hele bir de işitme cihazı takmayan bir işitme engelli zaten orta öğretimin üstüne zaten hiç geçemiyor. Durum böyle olunca Türkçeleri de çok zayıf oluyor. Kavram öğrenimleri zaten engelleri dolayısıyla çok yavaş. Türkçeyi kullanma tarzları da hem kelime eksikliği var
hem Türkçeyi işaret dilindeki mantıkla kullanıyorlar. Şöyle bir örnek verebilirim. Mesela biz hep şey deriz, İngilizce öğrenmek çok zor. İşte çok zorlanıyoruz Türkler olarak. Halbuki bu İngilizcenin zorluğundan değil, Türkçenin zorluğundan kaynaklanan bir şey. Latin şeyle kökenli bir dil olduğu için İngilizce, grameri tam tersi şekilde, ama biz aslında bütün Latin kökenlerine göre tam tersi bir gramer kullanıyoruz Türkçe'de. Otomatikman Türkçe mantığıyla düşünüp İngilizceye konuşmaya kalktığınız zaman iş olmuyor. Ya devrik cümleler yapıyorsunuz ya da anlamsız kelimeler yapıyorsunuz. Cümleyi söyledikten sonra onun anlamını çıkaramıyorsunuz gibi. Aynı şey işaret dilinde de var. Yani öznelerin belirginsiz olması işaret dilinde, şeylerin vurgulayarak söylenmesi, mesela işte çok işareti olmasına rağmen eğer fiil bir eylem içeriyorsa çok işaretini kullanmıyorlar. Onun yerine mimikler egzajere ediliyor veyahut işaret büyütülüyor veyahut o işaret tek elle yapılıyorsa ikinci elle kullanılmaya çalışıyor. O çokluk anlamı veya çoğul anlamlarını taşıyabiliyor. Durum böyle olunca bu mantıkla Türkçeyi yazmaya kalkıyorlar. O zaman da hiçbir şey anlamıyoruz. Gerçekten işaret diline çok, yani hem Türkçeye hem işaret diline %100 hakimseniz onun ne demek istediğinizi çıkarabiliyorsunuz, ama eğer bu mümkün değilse ne dediğini hiçbir şekilde anlatamıyorsunuz. Bu arada iletişim zaten kopuyor. Siz de işaret dili bilmiyorsanız Türkçeye yazıyorsunuz, sizin yazdığınız soyut kavramların hiçbirini anlamıyor. Ne yapılabilir? Kullandığımız Türkçe en basit ve en yalın haline indirilebilir. Yani emir cümleleri, şimdiki zaman veya geniş zaman, hani geldi gitti, gitmişti, yapmıştı şeklindeyiz yerine, hani emir cümleleriyle mümkün mertebe bağlaç kullanmadan, çünkü işaret dilinde bağlaçlar yok denecek kadar az, işte yaptığından dolayı, şundan ötürü gibi şeyler onlar için çok daha karmaşık durumlar. Bu şekilde hani işitme engellinin Türkçe düzeyi bir çocuğun, o ilkokul çağı çocuğunun düzeyinde şeklinde düşünerek bir yazıma gidilirse, o zaman anlaşım daha, karşılıklı iletişim daha kolay olabilecektir. İşitme engelliler kitap okuyamıyorlar ya da filmlerin altyazılarını anlayamıyorlar. Neden? İşitme engellilerin Türkçe düzeyleri ilkokul çağında olduğu için, mesela bir filmin karşısına bir çocuğu da oturttuğunuz zaman oradaki bütün anlatılanların ne olduğunu anlamayabilir. Ama gerek görselden, gerek cümledeki bir iki kelimeyi anlayaraktan konuya hakim olabilir. Ama oradaki altyazıları okuyarak tamamen algıladıklarını düşünmemeliyiz. Çünkü o soyut somut kavramlar dolayısıyla. Bazı sorular geliyor. İşte hocam kitap okusunlar, Türkçelerini geliştirsinler. Şimdi o kitapların hepsi aslında bizler için yazılmış. Biz soyut dünyayla birlikte büyürken onlar tamamen somut ve görsel bir dünyayla büyüyorlar. Otomatikman hani şunu demek gibi oluyor. Bir İngilize, al sen bildiğin kadar bu Türkçe kitabı oku, buradaki cümlelerden Türkçeni geliştir demekle aynı şeye geliyor. Yani bir ilkokul çocuğuna hangi kitapları verirsiniz, bir üniversite öğrencisine hangi kitapları verirsiniz, bir yazara hangi kitapları verirsiniz Türkçesini geliştirmek için? Yani bu sorunun aslında cevabı olacak. Şimdi hal böyle olunca onlara ait, onlara yönelik bir kitaplar zaten söz konusu değil. Bu durumda yapılacak tek şey işitme engellilerin Türkçe kurslarına katılmalarını sağlamak, böylece Türkçelerini geliştirmek. Ben zaman zaman işitme engelliler için Türkçe kursları açmıştım. Ama inanın, mesela bir deyimi anlatmak sabahtan akşama kadar sürebiliyor. Çünkü her zaman orada fiilin gerçek anlamını arıyor. Şöyle ki, bir arkadaşım bir otelde çalışıyor, mutfak bölümündeydi. Bir gün beni aradı, dedi ki yeni bir şefimiz var,
bazı kurallar var. Ben bu kuralların hiçbirini anlamadım. Bunu anlatır mısın? Anlatırım dedim. Kurallar önüme geldiğinde ilk daha cümleyi okuduğumda şey dedim. Ben dedim şefinle ve insan kaynaklarıyla görüşmek istiyorum. Kendilerini aradım. Daha önce de tanışıyorduk zaten. Ben gönüllü olarak gelip bir toplantı yapmak istiyorum. En azından işitme engellilere madem bu kadar değer veriyorsunuz, hem sizin için hem onlar için birazcık çalışma ortamını daha kolay kılabilecek birkaç önerim var diye gittim. İlk cümlesi şuydu. Tabaklar haftada 2 defa ilaca yatırılacak. Açıklamam şu yönde oldu. İşitme engellinin bildiği ilaç hastalandığı zaman eczaneye gidilip iyileşmek veya şifa bulmak adına alınan ilaç, yatmak fiili yatağa yatıp uyumakla eşdeğerdir. Siz dedim buradaki cümlenizi her zaman için gerçek anlamlarıyla, hani nasıl söyleyebilirsiniz? O kullandığınız hijyen çözeltisinin adı neyse onu kullanabilirsiniz veya işte temizlik malzemesi deneyebilirsiniz. İlaca yatırmaktansa işte bu maddenin içerisinde haftada 2 defa 30 dakika durmak zorunda, beklemek zorunda gibi bir cümle kullanarak çok daha rahat anlatabilirsiniz. İşitme engellilerle eğer işaret diliyle iletişim kurmuyorsanız, yazılı olarak iletişim kuruyorsanız ilk dikkat etmeniz gereken konu bu olacaktır. İşitme engellilerle yazarak iletişim kurmak zor. Türkçeleri ilkokul düzeyinde olduğundan dolayı çok basit anlamlarla, çok öz ve net bir Türkçeyle ve çok kısa bir şekilde anlatmak gerekiyor ki ne dediğimizi anlasınlar. Tabii hal böyle olunca çok böyle derin konularda konuşmanız mümkün olmuyor kendi işitme engellilerle. Çünkü zaten kavram eksiklikleri de var. Kulaktan dolma bilgileri de bulunmadığı için sizin ona bir şeyi anlatmanız gerekiyor. Mesela konfeti de kağıttan yapılıyor. Beyaz yazdığınız normal karalama kağıdınız da kağıttan yapılıyor. Kitap da kağıttan yapılıyor. Şimdi size kalkıp bu beyaz, o sarı, o niye kırmızı diyebiliyor veya renkleri farklı olduğu için onların hepsinin kağıdın farklı çeşitleri olduğunu anlamayabiliyor. O zaman onu anlatmanız gerekiyor. İşte şöyle fabrikadan bu şekilde yaptığınız zaman konfeti oluyor. Bunu işte nerede kullanıyoruz? İşte birinin doğum günü olduğunda patlatıyoruz. İşte böyle şey yapıyor. Kitaplar sarı hamur kağıda basılıyor. Çünkü gibisinden onu anlatmanız gerekiyor. Bunun nedenlerini tahmin edemeyebiliyor. Bununla ilgili zaten yaşam boyunca çok fazla problem çekiyorlar. En çok gelen konular da bu. Yani bir filmin altyazısında, bir işte reklamda gördükleri bir altyazıda bir iki kelimeyi oradan çekebiliyorlar. Ama eğer zaten reklamların çoğu duygulara hitap etmek olduğu için çok fazla soyut anlamlar yüklenen bilgiler içerebiliyor. O durumda zaten onların anlaması imkansız hale geliyor. En çok soru zaten oradan geliyor. Yani mesela hislerinizi uyandırın diye bir reklam verdiğiniz zaman hissetmeyi biliyorlar ama uyanmak onlar için uykudan gözlerini açıp uykudan uyanmak, hislerinin uyanmasının ne demek olduğunu ben bir gün boyunca anlatabiliyorum farklı örneklerle onlara. Şimdi işitme engelliler sesi nasıl duyuyorlar? Eğer konuşma henüz gerçekleşmediyse, çünkü bazıları mesela 30-35 yaşında olan işitme engelli de cihaz kullanıyor ama hiç konuşamıyor. Neden? Onu başka faydalar için kullanıyor. İşte evde bir problem olursa, cam kırıldıysa, işte yolda yürürken büyük bir gürültü gördüğünde, en azından dönüp baktığında üzerine bir araç geliyorsa kendini koruma amaçlı gibi hayati önem taşıyan ufak faydalar için kullananlar da var. Bu gibi sağır arkadaşlarımızın kulağına ses bir böyle hu şeklinde bir uğultu halinde gidiyor. Çünkü onlar artık hani bu kadın sesi, bu tren sesi, bu su sesi şeklinde bunları ayırt edebilecek düzeyde değiller. Ama normalden daha yüksek bir uğultu kulaklarına geldiğinde hani anormal bir şey var, farklı bir şey olduğu takdirde algılarını daha çok açıyorlar. Etrafa bakıyorlar. Farklı bir şey var mı falan diye. Mesela şeyi biliyorum, mesela kulağını tutup böyle
bir problem var dediğinde aa ambulansmış falan diyor. Çünkü onun çok tiz bir sesi olduğu için onu mesela hissedebiliyor. Şöyle düşünün, kulaklarınızı kapadığınız zaman kendi iç sesimizi duyarız. Onlar bu durumda yerden gelen titreşimleri çok daha rahat algılıyorlar. Mesela bir işitme engelliye nasıl seslenirsiniz? Nasıl seslenirsiniz? Biz normalde isminizi söyleriz ya da bakar mısın diye sesleniriz. Ama işitme engellilerin seslenme şekilleri birincisi bir titreşimi yaratmaktadır. Yani mesela elleriniz masadayken masaya vurmak, yere ayağınızla vurmak veya tahtaya vurup normalden daha tiz ve yüksek bir ses çıkartmak olabilir. İkinci seslenme şekli işte ellerinizi, kollarınızı hareket ettirerek onun dikkatini çekmektir. Üçüncü şeyi de dokunmaktır. Bazı toplumlarda bizde de var mesela bir hanıma tanımadığınız birine gidip dokunamazsınız ayıp sayılabilirken onların seslenme yöntemleri bu şekilde. Yolda yürürken şimdi sağırlar kulaklarıyla duyamadıkları için gözleriyle duyar diye bir deyim var. Her an her yerde ne oluyor? Her an her yerde ne oluyor? Farkındalar. Bizim gibi şey değiller. Yani işte kirpinizin birisi oynadığı takdirde hani onlara bir şey fark ettirmemeniz mümkün olmuyor. Çünkü duyuları eksik olduğu için sürekli yani bakmadıkları bir yeri bile görüp ne olup ne bittiğini şey yapabiliyorlar. Ufacık bir şey değiştiğinde hemen ilk fark edenler onlar oluyor. Yan yana yürürken ya da sokakta yürürken genellikle hep şey öğretiriz biz. İşte sen önde yürüyorsan arada bir böyle birkaç dakikada bir arkana bak. Ben gelmeye devam ediyor muyum? Belki düştüm, bir şey oldu. Çünkü ya da bir şey söylemek istiyorum sana. Çok ileride olduğun zaman koşa koşa sana yetişmem gerekiyor. Ya da tam tersi sen benim arkamdaysan ben sürekli seni kontrol ediyorum. Olabilir çünkü işitme engelli olduğu için benden çok daha sorunlara yüzleşebiliyorsun. Bunların altından kalkamadığın durumlarda en azından hemen anında yardım edebileyim diye bu şekilde oluyor. Doğru bilinen yanlışlardan bir tanesini söyledik zaten. O dudak okumasını yazarak konuşmayı biliyoruz. Sesleri bizim gibi duymuyorlar. Tamamen uğultu şeklinde duyuyorlar. Eğer konuşmayı öğrendilerse daha kaliteli cihazlar ya da yüksek frekansları ayırt edebilen, gürültüyü ayırt eden cihazlar var. Çünkü sesin yüksekliğini algılayamıyorlar. Her ne kadar konuşmayı öğrenseler bile ya çok kısık konuşuyorlar, siz kulağınızı yanaştırmak durumunda kalıyorsunuz ya da normalden daha yüksek sesle bağırarak konuşuyorlar. O ikisini hiçbir şekilde ayarlamaları mümkün değil. Zaman zaman mesela dün geçenlerde grupla birlikte Sessizlikle Diyalog Müzesi'ni ziyaret ettik. Oradaki çalışanların hepsi zaten sağır bireyler. Bir tanesi çift cihaz kullanıyor ve küçüklükten beri takıyor ve çok güzel, yani çok net ve düzgün bir Türkçe ile konuşuyor ama yani duymak için kulağınızı ona yanaştırmanız gerekiyor diyor. Mesela şey dedim, biraz sesini yükselt dedim, sesini nasıl yükselteceğini bilmiyor. Ya da duymuyor musun, çok mu düşük konuşuyorum diyor. Şimdi ellerini ağızlarına götürdükleri vakit sesleri çıkartırken yaptığımız hava var. O havayı hissediyorlar. Eğer el şuradayken gidiyorsa, onu hissediyorsa sesinin duyulabildiğini düşünüyor. Şöyle bir soru geldi. Ben şey dedim, ikinci cihazını neden takmıyorsun dedim. 3 ay önce bırakmış cihaz takmayı. Çünkü diyor burası çok gürültülü. Akşama kadar burada o sesleri duyuyorum, başım ağrıyor. Çünkü cihaza da belli bir alışma süresi var. 1 ayla 3 yıl gibi bir süre sürebiliyor. Yani bildiğim yan etkileri işte karın ağrısı yapabiliyor, bulantı yapabiliyor, baş ağrısı, çınlama yapabiliyor. Kusma yapabiliyor. Şimdi bunlara tabii ki bir süre sonra alışıyorsunuz. Ancak tabii ki ben orada o arkadaşıma şeyi anlattım. Şu anki ortama ben de dedim senin gibi 8-10 saat ve üstü maruz kalsam benim için de bu
başım ağrı, benim için de bir bu gürültü, benim de başım ağrıyabilir. Çünkü aşağıdan dedim geçen trenlerin sesini duyuyorum. Orada insanlar metroya girip çıkıyorlar, oradaki bir kalabalığın uğultusu var. Bu tarafta telefonlar çalışıyor, onlar ötüyor, onların sesi falan var ama bunların hepsinin toplamından çıkan gürültüyü ayırt edemiyor. Yani ondan dolayı olduğunu bilmiyor. Veyahut bazen ben mesela kendisine sesleniyorum, uzakta olduğu için duymuyor falan, ki ses kendisine çok fazla. Şimdi işitme cihazlarının arkasında 3 veya 4 kademeli sesi azaltıp çoğaltma bir butonu vardır. Yani volümünü ayarlayabilirler. Çok gürültülü geldiği zaman düşürebiliyorlar. Ama mesela şuradan yola çıkalım. Çok gürültülü bir ortamda biz sesi kısamıyoruz duyanlar. Şimdi ona maruz kalıyoruz ama onun gürültü olduğunu da biliyoruz. Ya bir an önce uzaklaşıyoruz, elimizden geldiğince ona maruz kalmamaya çalışıyoruz. İşitme engelli de bu şey yok. Bu kavram olmadığı için o sesin yüksekliğini algılıyor ama işte ondan kaçmayı belki başaramıyor. Veyahut işte o sesini düşüremiyor. Başka bir arkadaşım mutfakta çalıştığı için şeyi bulmuş kendi kendine. Ben işitme cihazlarımı çalışırken çıkarıyorum dedi. Dedim neden? Senin onu takmanın sebebi hani konuşmaları, sesleri duyup algılayıp bir şekilde hani beynin o şekilde geliştirmesi için, bir fayda için takıyoruz. Ama dedi her yer metal ve her dokunuşunda, yani çatal koyuyorsun, normalden çok daha yüksek ses çıkıyor ve benim başım ağrıyor akşamları dedi. Ha, şimdi ama bu da gene öğrenim yoluyla gidiyor. Şimdi bunu deneyimlemeyen bir işitme engelli bunun ne olduğunu bilmiyor ama biz biliyoruz. İşte burada da eksik kaldıkları için birazcık onları bu konuda bilinçlendirmek ve şey yapmak gerekiyor, anlatmak gerekiyor diye düşünüyorum.